Bir son dakika gelişmemiz var. Galatasaray TT ile mali konuda anlaştı. Oyuncunun sözleşme feshi konusunda hukuki durumu araştırılıyor. Biz de hemen Emre Kaplan'a bağlanalım, bir merhaba diyelim ve TT transferinin detaylarını alalım. Ömer Saraç günün flash gelişmesi, hatta son günlerin en flash gelişmelerinden bir tanesi TT ile ilgili bugün yaşanan süreç. Biliyorsunuz uzun süredir Fenerbahçe'nin görüşmelerde bulunduğu haberlerini biz de Aspor ekranında paylaşmıştık ama an itibariyle Galatasaray Kulübü TT ile oyuncuyla anlaştı. Akşam saatlerinde zaten oyuncunun şahsi hesabından yaptığı bir paylaşım vardı. Heyecan uyandırmıştı ve oyuncu tarafıyla anlaşmanın sağlandığını söyleyelim. Rakamsal bilgileri de paylaşabiliriz. Yıllık ücret olarak 2,5 milyon euro civarında bir rakama el sıkıştı taraflar. Oyuncu şu anda free pozisyonda. Shakhtar Donetsk'le sözleşmesini feshetti ve bir imza parası beklentisi var. Buradaki rakam da 5 milyon euro civarında şu anda Galatasaray'ın el sıkıştığı rakam. Ama şu notu düşmekte fayda var. Şu anda bu transfer bitti diyemiyoruz. TT Galatasaray'da diyemiyoruz. Bunun hemen sebebini açıklayalım. Oyuncu Shakhtar'la sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti ve Ukrayna'da özel durumlardan ötürü oyunculara, orada oynayan oyunculara bu konuda bir hak tanınıyor. Ama durum detaylı bir şekilde inceleniyor. Şu an Galatasaray cephesi ilerleyen süreçte hukuki anlamda herhangi bir problem yaşamamak adına durumu detaylı bir şekilde inceliyor. Kulübün hukukçuları bu konu üstünde çalışıyorlar ve %100 emin olunmadan bu konuda, yani ilerleyen süreçte bu transferi gerçekleştirdiği için Shakhtar Donetsk'te karşı karşıya gelmeyeceği konusunda %100 emin olmadan Galatasaray imzaları atmayacak ama oyuncuyla anlaşıldı. Oyuncu da şu anda bu sürecin tamamlanmasını bekliyor ve %100 emin olunduktan sonra hukuki anlamda bir sıkıntı yaşanmayacağına, o zaman bu transfer gerçekleşecek ve TT Galatasaray'da diyebileceğiz. Bir kez daha tekrarlayalım. Oyuncuyla mali koşullarda her türlü konuda anlaşmayı sağladı Galatasaray yönetimi. Burada herhangi bir problem yok. Sözleşme feshi dediğimiz konu, zaten oyuncu feshi gerçekleştirdi. Shakhtar Donetsk'te tek taraflı sözleşmesini feshetti ve orada ilerleyen süreçte bir sorun yaşanmaması adına Galatasaray yönetimi şu anda detaylı bir araştırma yapıyor. Sonrasında başa artacak bir durum olmayacağından emin olunursa da Galatasaray cephesi bu sözleşmeyi imzalayacak ve TT Galatasaray'ın futbolcusu olacak. Geçen sezon benzer bir örnek yaşanmıştı. Olumsuz sonuçlanmıştı o süreç. Erik Botheim'la Galatasaray ilgileniyordu. Yine oyuncunun bir sözleşme feshi durumu vardı. Fakat Galatasaray cephesi süreci riskli gördüğü için masadan kalkmıştı mesela. O yüzden bu örneği de vermekte fayda var ama edindiğimiz bilgi şu an itibariyle görünen tablonun olumlu olduğu, Galatasaray'ın herhangi bir sıkıntı yaşamayacağı şeklinde bir tablo olduğu ama yine de yönetim %100 emin olmadan resmi sözleşmeyi imzalamak istemiyor. Birkaç gün içerisinde muhtemelen bu konu artık neticeye erecektir. Olumlu olarak neticeye erme ihtimali çok daha yüksek. Dediğimiz gibi tamamen bu hem kulübün kendini garantiye almak için yaptığı bir şey. Süreçte böyle olduğu için biz de direkt olarak TT Galatasaray'da diyemiyoruz ama oyuncuyla anlaşma sağlandı. 2,5 milyon euro civarında bir yıllık ücret, 5 milyon euro civarında da bir imza parası karşılığında eğer yönetim emin olursa sözleşme imzalanacak. Emre Kaplan, çok teşekkürler. TT transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Mehmet, önce ücretten başlayalım istersen. Çünkü Fenerbahçe TT talipken en fazla konuşulan konu oyuncunun hani acayip böyle mali isteklerde bulunmasıydı. İşte yıllık 6 milyon eurolar konuşuldu, 10 milyon euroluk bir imza parası konuşuldu. Şimdi Emre'nin verdiği rakamlara baktığımızda yıllık 2,5 milyon euroluk bir ücret, 5 milyon euroluk da bir imza parası. İstersen transferin Mehmet'in mali detayını konuşarak başlayalım. Bugünkü haberi galiba, değil mi? Dün istihbaratını aldım Serdar abi ve Emre'nin dediği detay aslında. %100 bitti diye veremedim haberi. Çünkü bir hukuki durum var. 6 ay sözleşmesi vardı Shakhtar tarafıyla. Tek taraflı feshi var ve Galatasaray'ın daha önce ağzı yandı. Örnek, evet, mevcut yönetim değildi belki ama Oğulcan Çağlayan konusu hafızalarda. Geçmiş yıllarda yine Dursun Özbek başkandı. Modeste, Florya'ya geldi, tesisleri gezdi. Hatta Galatasaray tarafı risk buldu, almadı. Doğru. Şöyle almadı, çünkü Çin'den çok yüksek bedelli bir kontratla feshi yapıp tekrar Almanya'ya dönmüştü. İşte Köln, sonra Dortmund. Bakalım, aynı risk durumu araştırılıyor TT'de. Oyuncunun da İstanbul'da olduğunu söyleyelim. Zaten bireysel çalışmalarını yapıyor. Sol ayaklı bir sağ açık. Ben oyuncuyu da araştırdım, 23 yaşında. Avrupa kariyeri 15 milyon euroya Shakhtar'a geldi ama iki kere Avrupa'ya kiralama yaptı. Lyon, Fransa, Leicester. Lyon. İngiltere, Leicester. Leicester'da başarılı olamadı. Anormal bir durum değil ama Lyon'da fena işler yapmadı Lig 1'de.
Bu önemli. Muhakkak bizim ligimizde de fark yaratacak bir kenar oyuncusu profili. Ama buradan şuna bağlayabiliriz aslında Ömer. Ben bugün de gün içinde biraz telefon trafiği yaptığımda, evet, sakatlığı sebebiyle Slovenya kamp kafilesine dahil edilmeyen bir Zaniolo var. Hı hı. Artı Okan Hoca bugün söyledi, rövanş maçında olacak dedi. Ama ben çok Zaniolo'yla Galatasaray teknik heyetinin aynı frekanslı olduğunu düşünmüyorum. Yani burada oyuncu anladığım kadarıyla savunmaya yardımı olmaması diyebiliriz. Ve işin yönetim boyutuna bakarsak da Galatasaray bu transfer dönemi yüksek bedelli bir satış yapmak istiyor. İşte sağ olsun Mehmet, Bora'ya rica ettim aynen. Teşekkür ediyorum Bora'ya. Zaha'dan ağzımız yandı, açık söyleyeyim artık. Haber bekletmiyorum Serdar abi. O bana büyük pişmanlık oldu. Haber su gibidir. Zaha akar gider. Zaha konusunda cesaret edemedim açıkçası. Zaha da bir gün öncesinde öğrenmiştim ama. Hı hı. Erdem Bey'in çok stratejik davranması, sürekli sponsorluk anlaşmalarında Zaha'ya Şimanski örneğinden yola çıkarak ilgimiz yok demesi. Bu sefer TT ismi evet Fenerbahçe'nin gündemindeydi ama Fenerbahçe'de biliyorsun ki Ömer bu akşam bir açıklama yaptı. Bu transfer evet. Hukuki durumdan dolayı gündemimizden çıkmıştır minvalinde. Hatta bu açıklama yapıldıktan sonra TT Galatasaray'a mı gidiyor diye zaten birden konuşulmaya evet, başlandı. Ben dediğim gibi dün aldım bu istihbaratı, sabah paylaştım. Tekrarlayayım. Yani %51 şu an. Çok net konuşamıyorum çünkü hukuki süreç biraz sıkıntılı. Evet, Ukrayna, Rusya, o bölgede oynayan oyunculara bir hak tanınıyor. UEFA, daha doğrusu FIFA muhatap oluyor. Bakalım TT konusunda nasıl bir karar çıkacak ama Galatasaray tarafı oyuncuyla görüştü. Belli bir noktaya geldi. Bu da doğru. O yüzden de ben de haberleştirdim. Şimdi seni tekrar tebrik ediyorum. Önemli bir haber. Serdar abi, şunu konuşmak lazım. Bugün Okan Hoca, ki az sonra vereceğiz zaten, Raşitsa ile ilgili diyor ki yani kanat oyuncusu transferi yapmak istiyoruz. İlk tercihimiz tabii ki Raşitsa diyor. Şimdi hoca bunu dedikten dakikalar sonra TT ile Galatasaray'ın anlaştığı şu anda konuşuluyor. Hı hı. Şimdi ama bak TT, ıslak imzası hariç bir anlaşma. Tabii ama şimdi yani şimdi TT gelirse ben bunu herhalde Raşitsa'nın transfer olmayacağına yorumlarım açıkçası. Raşitsa'nın başka yan mevkileri var mı? Yani ne oynayabiliyor? Açık. Ama hep sağ açık. Sağ açık sol. Tete'nin var mı? Forvet de oynadı Werder Bremen'de. Evet. Tete'nin var mı? Tete de yine sağ kanat. Savunma, son zamanlar hep sağ kanat. Hücumun hemen arkasında yani oynuyor. Yani bence iki tane sağ kanat alınmaz diye düşünüyorum. Ha, Zaniolo giderse eğer belki o zaman Tete ve Raşitsa olabilir. Ki ben Zaniolo'ya gidecek gibi bakıyorum. Ben de aynı şekilde bakıyorum. Bir taraf Kerem Zaha, diğer taraf Tete Raşitsa, muazzam bir kenar forvet rotasyonu olur. Ben bir adım ileri gideyim Ömer. Ben Raşitsa'nın zorunda kalınırsa sağ bekte oynayabileceğini düşünüyorum bu arada. Çünkü oynar ciddi bu arada bir bence. Savunma yetisi. Hele ki bence şeyi %100 oynar. Üçlü oynayan bir takımda. Kenar bek. Ağzımdan aldın, tam onu söyleyecektim. Çok net şekilde oynar. Demin muhabir arkadaşımız Emre Kaplan da önemli bir bilgi verdi. Erik Botheim. Evet. Kuzey ülkelerinden bir forvet oyuncusuydu. Bodo'da oynuyordu. Salernitana'ya sanırım gitti. Gitmişti. Burada şu da var tabii. Demagoji yapmak değil ama FIFA bu tarz şeylerde Türk kulüplerine bence daha acımasız oluyor. Bizim çok Türk dosyamız var ya maalesef. Evet öyle. Biraz sicilimiz kabarık olduğu için sanırım. İşte zamanında Modeste'yi alan Alman kulüplerinin başına bir şey gelmedi. Doğru. Köln geri almıştı hatta. Doğru. Yine Erik Botheim oynatan İtalyan kulübü de bir problemle karşılaşmadı ama Galatasaray riski almamıştı. Bakalım TT için süreç ne olacak ama genç bir oyuncu. 23 yaşında önemli. Bir de Şahtar kolay kolay o kadar yüksek bedel yatırım yapmıyor. Yani boş bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Ha 23 yaşında istenilen sıçramayı yaptım, o ayrı bir tartışma konusu ama netice itibariyle önemli bir hamle olur Galatasaray'ın da gelecek adına. Şimdi Brezilyalı konusunda Şahtar'la ilgili şöyle bir söz var. Yani ev yapacaksan Tuğla'dan, Brezilyalı alacaksan Şahtar'dan diye. Şimdi sayalım ya Allah aşkına. Kim? Fernandinho var. Yıllarca o kadar var. Önemli isim. Fred. Fred eskiden var doğru. Stoper alacaksan da İtalya'dan Tyson derlerdi. Aa Tyson Mehmet, şey abi. Beşiktaş'a gelen Dentinho. Hayır, son en son Teixeira'da Brezilya değil evet, mi sonuçta? Evet, Alex orada oynadı doğru. Şöyle bir yani şey Şahtar'da var. Parladı. Ya, 60 milyon euroya sattılar. Şahtar'ın Lucescu ile birlikte Brezilya'da okul kurdu. William diyor. Doğru. Frank Henao olabilir. Ben Lucescu'nun menajeri evet, evet. Onu Brezilyalıydı çünkü tanışmıştım. Evet. William var.
Eski Chelsea'li. Billion doğru. Tabii. Ne kadar çok var hakikaten tabii, ya. Tabii, İnanılmaz. Tabii. Yani, Antalya Spor'da oynayan? Fernandes mi? Hayır, forvet vardı. Luis Adriano. O da Brezilyalı değil mi? Abi ne kadar saydık ya. Şaka Luis gibi. Luis Adriano şey kadrosunda var yanlış hatırlamıyorsam. Willian'la birlikte. 2008'de UEFA Kupası'nı Şükrü Saraçoğlu'nun da finalde Werder Bremen'i yendikleri kadroda olması lazım. Doğru. Yanlış hatırlamıyorsam. Olabilir, olabilir. Muazzam işler. Yani ben Şahter'den Brezilyalı alırım, onu söyleyeyim. Brezilya'dan almam ama oradan alırım. Tabii tabii. Biliyorsun. Yani daha ideal yani, öyle söyleyeyim. Ama yani bu transferi ben Rashica transferiyle bir düşünüyorum. Yani bir düşünüyorum derken tek isim alınacaksa acaba tercih Tete mi olmalıydı? Bunu konuşalım. Ha Tete Rashica olursa tabii o başka bir nokta ama Rashica'nın yerine Tete'yi tercih eder misiniz? Ben Rashica nedenini de söyleyeyim. Tete daha yetenekli bir oyuncu olabilir ama Galatasaray'ın bu konuda eleştiri de alıyorum. Ben biraz fazla açıldığını düşünüyorum. Mali açıdan değil. Hep ofans odaklı kadrolar. Rashica'nın diğer kenar forvetlerden farkı en savunma yardımı konusunda o yetisi var. Oyun içinde çok net görüyoruz. 40 metre, 50 metre oyuncu takibi. Artı ben tarz olarak da şöyle hoşuma gidiyor. Sağ ayaklı bir sağ açık. Yani çizgiyi kullanıyor. Evet. Doğal olarak oyunu genişletiyor. Farklı bir profil yani. Topu sol tarafta oynayıp sağına çekip şuta konsantre değil. Artı iki örnek vereceğim izleyicilere. Bazı goller kolay kolay unutulmaz. Vodafone'da Icardi'ye yaptığı asistin aynısını şampiyonluk maçında Ankaragücü maçında yine Icardi'ye yaptı. Yani sıfırdan çok ezber kaliteli ortaları var